Avrasya gündeminden merhaba değerli izleyenler. Bugün 25 Ekim 2022 Salı. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşında 8 ay geride kaldı. Karşılıklı iddialar savaşın seyrini nasıl etkileyecek? Rusya ile Batı arasında hızlanan askeri telefon diplomasisi ne anlama geliyor? Savaş sadece sahada sürmüyor. Bir de ekonomik savaş boyutu var ki artan fiyatlar, düşük ücretler savaşa karşı toplumun duruşunu etkiliyor. Avrupa'da halk savaşın bitmesini istiyor. Bu zor dönemde Avrupa'da halkın nabzını tutmaya çalıştık. Ayrıntılarını aktaracağız. İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak olacak. Sunak ilk kez parlamentoda milletvekillerine hitap etti. Hangi mesajları verdi aktaracağız. Türk dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri canlı bağlantılarla programımız içinde bulacaksınız. Avrasya gündemi dünden bugüne, dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla başlıyor. İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak olacak. Sunak, başbakanlığının kesinleşmesinin ardından ilk kez halka hitap etti. İngiltere'nin derin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Sunak, ülke tarihindeki azınlık kökenli ilk başbakan olarak kayıtlara geçecek. But there is no doubt. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserine katıldı. Yusuf İslam, konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitarını hediye etti. Cumhuriyetçiler ve demokratlar birbirlerini tehdit olarak görüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan kongre ara seçimi öncesi NBC News yayın kuruluşu son anketini yayınladı. Ankete göre demokratların %81'i cumhuriyetçileri tehdit olarak görüyor. Cumhuriyetçilerde bu oran %79. Uzmanlar Amerikalıların sandığa öfkeyle gideceğini öngörüyor. Kanada'da yapılan bir araştırmada İslam düşmanlığını besleyen ağlar ortaya çıkarıldı. Profesör Djasmin Zine, ekibiyle birlikte 127 sayfalık bir rapor hazırladı. Zine, raporunda İslam karşıtlığının uluslararası endüstri haline geldiğini savundu. Bu endüstrinin merkezinin ise Amerika Birleşik Devletleri olduğunu vurguladı. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da farklı noktalara baskınlar düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 kişinin Nablus'ta, 1 kişinin ise Ramallah'taki baskınlarda açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail Nablus kentindeki askeri operasyonlarını savaş suçu olarak niteledi. Myanmar'da hükümet güçleri Kaçın etnik azınlığın düzenlediği konsere hava saldırısı yaptı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırının 3 uçak tarafından yapıldığını öne sürdü. Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler saldırıyı kınadı. Burkina Faso'da askeri üste terör saldırısı düzenlendi. 10 asker öldü, 50'si yaralandı. Çatışmalarda en az 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Komşu ülke Mali'deki El-Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talepleri Ankara'nın terörle mücadele işbirliği şerhine takıldı. Finlandiya'dan gelen heyet Adalet Bakanlığı'nda müzakerelere başladı. Masada FETÖ ve PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye iadesi var. Yanın NATO üyeliği için imzalanan mutabakatın üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Ankara, iki ülkenin taahhüt ettiği konuları yakından takip ediyor. İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri 5-6 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye geldi. Bu kez Finlandiya Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet Ankara'da. Finlandiya heyeti Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek Başkanlığı'ndaki heyetle görüşüyor. Görüşmelerde Adalet Bakanlığı yetkilileri Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Terör örgütü mensuplarının eylemleri Finlandiyalı heyete delilleriyle anlatılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Christoph Salay Bobrovnitski ile Ankara'da bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Akar, bir an önce ateşkesin sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Macaristan Savunma Bakanı Christoph Salay Bobrovnitski Ankara'ya geldi. Konuk Bakan Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlar açıklama yaptı. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı vardı.
Başta Ukrayna olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu bir kez daha burada teyit ettik. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve bir an önce kötüleşen insan durumunun durdurulması bakımından, akan kanın durdurulması bakımından çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ziyarette iki ülke arasında ortak tatbikatlar, bilgi paylaşımı ve eğitim konularının yer aldığı askeri çerçeve anlaşması da imzalandı. Bakan Akar, savunma sanayinde işbirliği potansiyeline dikkat çekti. Savunma sanayi konusunda Macaristan'ın potansiyeli, Türkiye'nin potansiyeli karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda potansiyel işbirliği alanımız olduğunu gördük. Bunu da değerlendirmekte kararlıyız. Konuk Bakan, NATO'ya uyumlu ekipmanlarla ordularını donattıklarını söyledi. Biz bu konuda Türk savunma sanayine güveniyoruz dedi. Sahada devam eden savaş sadece Ukrayna ve Rusya halklarını etkilemiyor. Avrupalılar özellikle en çok enerji fiyatlarındaki artış, düşük kalan ücretler ve hayatı felç eden grevlerden şikayetçi. Savaşın bitmesini istiyorlar. Aksi takdirde Avrupa'yı daha kötü günlerin beklediğini düşünüyorlar. Avrupa zor bir dönemden geçerken TRT Avrupa'da yaşayanlara mikrofon uzatıp mevcut durum hakkındaki görüşlerini sordu. Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Etkilerini cüzdanımızda hissedebiliyoruz. Sadece ben de değil, herkes de öyle. Ümit ediyorum ki bir şeyler değişsin artık. Evet, özellikle alışverişte hissediliyor. Gıdaların kesinlikle daha pahalı olduğunu gördüğümüzde ve çevremizdeki insanların endişeli olduklarını hissediyorum. Şu an Avrupa'da genel olarak durum kritik. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu günlük yaşantımızı da etkiliyor. Umarım savaş bir an önce son bulur. Savaş nedeniyle enerji fiyatları arttı. Fiyatların artması konusunda kontrolün az olduğunu düşünüyorum. Devam eden savaş günlük yaşantımızı doğrudan etkiliyor. Her şey pahalı. Böyle devam ederse savaşın etkisini daha da hissedeceğiz. Dilerim savaş bir an önce sona erer. Umarım bu durum bir an önce son bulur. Savaşın bu yıl bitmesini umut ediyorum. Savaşa kesinlikle karşıyım. Savaşın kazananı olmaz. Savaşta herkes acı çeker. 1970'lerde de yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kaldık. Ama inanıyorum ki bu sorun petrol üreten ülkelerle yapılacak anlaşmalar sayesinde çözülecek. Eğer savaş biterse belki bizler için bir şeyler değişebilir. Enerji ve gıda giderlerimizin normale dönmesini umuyoruz. Umarım her şey daha iyiye gidecek. Halkın görüşleri böyle. Süper güçler, enerji ve yaptırımların silah olarak kullanıldığı dev bir ekonomik savaşa tutuştu oysa. Bu çekişme Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetine çip üretimi üzerinden yansıdı. Gelin haberimizde ekonomik yıpratma savaşlarının nasıl yapıldığına bakalım şimdi de. Savaşlar artık sadece muharebe meydanlarıyla sınırlı değil. Enerji ve yaptırımların silah olarak kullanıldığı ekonomide bir savaş sahasına dönüştü. Bu durum 3. Dünya Savaşı'nın ekonomiler üzerinden mi yapılacağı sorusunu akıllara getirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, uluslararası siyasette soğuk savaştan beri yaşanan en büyük kırılma noktası oldu. Batı, Rusya'nın askeri adımına ekonomik yaptırımlarla yanıt verdi. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'ya karşı ilk kez tam bütünlük sergilendi. Rusya uluslararası ticaretten tecrit noktasına getirildi. Batı ile askeri çatışma içine girmeyi göze alamayan Moskova yanıtını enerji üzerinden verdi. Doğal gazı bir silah olarak kullanan Putin, Avrupa'ya giden boru hatlarının vanalarını birer birer kapattı. Bu silaha hazırlıksız yakalanan Avrupa, enerji krizine sürüklenmeye başlayınca alternatif arayışına girişti. Kısa vadeli yanıt Atlantik ötesine sıvılaştırılmış gaza yönelmek oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya LNG ihracatı bir anda iki katına çıktı, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumuna geldi. Gelinen noktada Rusya'nın Ukrayna'yı işgali enerji tedarik hatlarını yeniden şekillendirdi. Dünyanın 1 ve 2 numaralı ekonomileri Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de uzun süredir devam eden ekonomik yıpratma savaşı içinde. Ticari yaptırımlarla başlayan savaş artık teknolojiye de sıçradı. Washington, Pekin'in ekonomik ve askeri yükselişini durdurmak için çip kartını çıkardı. Çin'e Amerikan teknolojisiyle üretilmiş çip ve çip makinalarının satışı yasaklandı. Ayrıca çip üretimini Amerikan topraklarına taşımak için dev teşvik paketi açıklandı. Rusya-Ukrayna savaşı sahada tüm hızıyla sürüyor. Diğer yanda ise ekonomilerin bir silah olarak kullanıldığı daha büyük bir savaş yaşanıyor. İngiltere'ye gidiyoruz değerli izleyenler. İngiltere'nin yeni başbakanı artık Rishi Sunak. Sunak ülke tarihindeki ilk Hint kökenli başbakan oldu. Ekonomiyi düzeltme vaadiyle başbakanlık koltuğuna oturan 42 yaşındaki Sunak'ı gelin biraz daha yakından tanıyalım. Elimizde tek geçerli adayın bulunduğunu teyit ediyorum ve Rishi Sunak bu nedenle Muhafazakar Parti lideri olarak seçildi. 1922 komitesi açıkladı. Eski İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. 42 yaşındaki siyasetçi, ülkenin yeni lideri olarak başbakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Sunak, parlamentodaki basına kapalı oturumda milletvekillerine seslendi. Birinci öncelik ekonomik istikrarı sağlamak dedi. Partinin her kanadının kabinede yer alacağını vurguladı. Muhalefetin erken seçim çağrılarına da cevap verdi. Genel seçime gerek olmadığını söyledi. İnsanların kişiliklerine değil politikalara odaklanacağım sözünü verdi. Rishi Sunak milletvekillerine hitabı sonrası kamera karşısına geçtiğinde halkı ekonomik zorluklar karşısında birlik olmaya çağırdı. Hiç şüphe yok ki derin bir ekonomik sıkıntıyla yüz yüzeyiz. Şimdi istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimi ve ülkemi bir araya getirmek en büyük önceliğim olacak. Rishi Sunak'ın başbakanlık görevini devralma programının ayrıntıları da netleşiyor. Başbakan Liz Truss son defa Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Sunak ise Buckingham Sarayı'na gidecek. Kral Charles tarafından görevlendirildikten sonra yeni başbakan sıfatıyla 10 numara önünde ilk kez halka hitap edecek. Sunak, ülke tarihindeki azınlık kökenli ilk başbakan olarak tarihe geçecek. Rishi Sunak'ı böyle tanıdık. İngiltere'nin yeni başbakanı olacak. Başbakanlık görevi kesinleşti. Sunak parlamentoda milletvekillerine hitap etti. İngiltere'nin ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak erken seçime gitmeyeceklerini söyledi. Rishi Sunak başbakanlık görevini bugün devralacak. İngiltere'de başbakanlık yarışını kazanan Rishi Sunak oldu. Hintli göçmen bir ailenin en büyük çocuğu. Rishi Sunak, Winchester College ve daha sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim aldı. Önce yatırım bankalarında analist olarak çalıştı. Daha sonra yatırım fonlarına ortak oldu. Rishi Sunak, 2015 yılında parlamentoya girdi. 2020'de 39 yaşındayken Boris Johnson hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Koronavirüs salgını döneminde ekonomiyi ayakta tutmak için bütçeden kaynak harcadı. Bu adımıyla süreç içinde halkın desteğini aldı. Ancak Sunak, salgın döneminde başbakanlıkta yapılan partiler nedeniyle koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dönemin başbakanı Boris Johnson'la birlikte para cezasına çarptırıldı. Aynı süreçte eşinin vergi kesintileriyle ilgili usulsüzlük iddiaları da Sunak'ın konumunu kamuoyunda tartışmaya açtı. Maliye Bakanı olarak Johnson'ın kabinesinde yer alan Sunak'ın istifası kabinede diğer istifaları da tetikledi ve bu adımı Johnson hükümetinin gidişini hızlandırdı. Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'de liderlik yarışına katıldı. Ancak en güçlü adaylardan biri olmasına rağmen Liz Truss'a karşı 21 bin oyla yarışı kaybetti. Truss'ın istifası ve Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliği yarışından çekilmesinin ardından Sunak öne çıktı. 42 yaşındaki Sunak, evli ve iki çocuk babası. Sunak'ın dikkat çeken bir başka özelliği ise serveti.
Sunak ve eşi 730 milyon sterlinlik servetleriyle İngiltere Kralı Charles'la konsort kraliçe Camilla'dan iki kat daha zengin. Myanmar'a gidiyoruz değerli izleyenler. Ülkede hükümet güçleri Hristiyan Kachin etnik azınlığının düzenlediği konsere hava saldırısı yaptı. Saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Myanmar ordusu Hristiyan Kachin etnik azınlığını hedef aldı. Konser alanı bombalandı. Hava saldırısının hedefi Kansi köyü oldu. Etnik silahlı gruplardan Kachin Bağımsızlık Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında bomba yağdı. 80 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Görgü tanıkları saldırının 3 uçak tarafından yapıldığını öne sürdü. Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler ise saldırıyı kınadı. Myanmar'da 2020'deki genel seçimin ardından ordu geçen yıl yönetime el koydu. Bugüne kadar yaşanan şiddet olaylarında 1800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı. İkisi çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verildi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da farklı noktalara baskınlar düzenledi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. 5'i hayati tehlikede, en az 22 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 kişinin Nablus'ta, bir kişinin ise Ramallah'taki baskınlarda açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Devlet Televizyonu Nablus'ta İsrail askerlerinin Filistin güvenlik güçlerine hedef aldığını duyurdu. Açılan ateşte Filistinlilere ait bir aracın isabet alması sonucu şehitlerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Ramallah'ın Nebi Salih bölgesinde ise İsrail'in operasyonlarını protesto eden Filistinlilere karşı İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi kullandı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Filistin Devlet Başkanlığı İsrail'in Nablus kentindeki askeri operasyonlarını savaş suçu olarak niteledi. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da askeri üsse terör saldırısı düzenlendi. 10 asker öldü, 50'si yaralandı. Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı ülkenin kuzeyindeki Cibo askeri üssüne terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 10 askerin hayatını kaybettiği, en az 50'sinin yaralandığı açıklandı. Çatışmalarda en az 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuştu. Komşu ülke Mali'deki El-Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor. Endonezya'da bir yolcu feribotu çıkan yangın sonucu battı. 312 kişi kurtarıldı. Aralarında bir bebeğin de olduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Seyir halindeyken alev topuna döndü. Endonezya'da yaklaşık 350 yolcu taşıyan feribotta çıkan yangın faciaya neden oldu. Kazada 14 yolcu hayatını kaybetti. Aralarında bir bebeğin de olduğu bildirildi. Batan feribottaki 312 yolcu kurtarıldı. Sudan çıkarılan bir bebeğe anında müdahale edildi. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar ulaşım için kullanılan araçların başında yer alıyor. Ülkede Haziran ayında da bir feribot batmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde okullara yönelik silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Hedefte bu kez Missouri eyaletinde bulunan bir lise vardı. 20 yaşındaki saldırgan okula girerek etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda bir öğretmenle bir öğrenci hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri saldırganın yaşanan silahlı çatışmanın ardından öldürüldüğünü duyurdu. Saldırganın yaklaşık 400 öğrencisi bulunan okula nasıl girdiği konusunda bir açıklama yapılmadı. Saldırı esnasında öğrencilerin sınıfta kapıların arkasına barikatlar kurduğu, bazılarının da camdan atlayarak kaçtığı bilgisi paylaşıldı. Mayıs ayında Texas eyaletinde yine bir okula düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını yitirmişti.
Bu silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmış, saldırganın 18 yaşında olmasının ortaya çıkmasının ardından ülkede silah satın alma yaşı 21'e yükseltilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan Kongre ara seçimi öncesi son anketler yayınlanıyor. NBC'nin anketine göre Cumhuriyetçiler ve Demokratlar birbirlerini tehdit olarak görüyorlar. Uzmanlar Amerikalıların sandığa öfkeyle gideceğini öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre ara seçimlerine 2 haftalık bir süre kaldı. Seçim öncesi yapılan anketler zorlu bir yarış olacağını işaret ediyor. Amerikan yayın ağı NBC News'un son anketi ülkedeki devasa kutuplaşmayı farklı bir açıdan ortaya koydu. Ankete katılan demokratların %81'i Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarını Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği için tehdit olarak gördüklerini ifade etti. Ankete göre benzer şekilde Cumhuriyetçilerin de %79'u Demokrat Parti'nin politikalarını ülkesi için tehdit sayıyor. Ankete katılanlar karşı tarafın politikalarının durdurulması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Aksi durumda bu politikaların Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini yok edeceğini savundu. 1000 kişinin katılımıyla yapılan anket, Kongre ara seçimleri öncesi ülkede hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin tepkili olduğunu ortaya koydu. Bu tepkinin sandığa yansıyacağını belirten uzmanlar, seçime katılımında yüksek olacağını öngörüyor. Anketi yürüten Jeff Horwitz, bu durumun Amerikan demokrasisi için umut verici olduğunu söyledi. Ara seçimde seçmenin öfkeyle oy kullanacağını savunan Horwitz, hangi tarafın daha öfkeli olacağını göreceğiz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'da gerçekleşecek Kongre ara seçimlerinde 435 Temsilciler Meclisi üyesi ve 34 senatör belirlenecek. Bu hafta yıllardır eleştirilerin odağında olan Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümü. 77 yıldır krizlerin çözümünde yetersiz kalan Birleşmiş Milletler'in yapısının değişimi için Türkiye'nin önderliğinde önemli girişimler var. TRT muhabiri Ali Artmaz'ın BM Genel Merkezi'ne giderek hazırladığı dosya haberi geliyor ekranlarınıza. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı, barışın tesisi için yeni örgütlenmeleri zorunlu kıldı. Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945 tarihinde Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin katılımıyla kuruldu. İlk başta 51 üyesi olan Birleşmiş Milletler bugün 193 üyeye ulaştı. Büyük beklentilerle kurulan yapılanma yıllar içinde çoğu zaman çaresizliğin adresi haline geldi. Dünyada sorunların çözümü için gözlerin çevrildiği Birleşmiş Milletler'de sistemin tıkandığı nokta işte bu oda. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. İşte bu masalarda yer alan 5 daimi üyenin yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Rusya ile Çin'in veto haklarının olması dünyada çözümsüzlüğün en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Son yıllarda Güvenlik Konseyi'nin yapısına yönelik eleştiriler artıyor. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değişimin gerekliliğini her fırsatta vurguluyor. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Gerçeğinin altını her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'deki en büyük bölgesel gruplaşmayı oluşturan Afrika kıtasından 54 devletin hiçbiri Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi değil. Bu durum sorunun büyüklüğünü ortaya koyan en çarpıcı örneklerden biri. Birleşmiş Milletler uzun yıllar içerisinde dünyanın kronik sorunlarına çözüm olamazken barış gücü olarak bulunduğu bölgelerdeki büyük katliamlara da engel olamadı. Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler barış gücünün gözetimindeki Sırp güçler binlerce Boşnağı katletti. Bu katliam örgütün sicilindeki kara lekelerden biri oldu. Yine benzer tablo Ruanda'da ve farklı ülkelerde de yaşandı. Filistin topraklarının Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan itibaren yıllar içinde İsrail tarafından işgal edilmesi de Birleşmiş Milletler'in güçsüzlüğünün en büyük örneklerinden oldu. Bulunduğumuz nokta Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu. Yani her üyenin söz alabildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Hemen arkamızdaki kürsüde dünya beşten büyüktür mesajını verdiği o salon. İşte bu noktanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden farkı her üyenin temsil edilebilmesi ama bu temsile rağmen bu salonun yaptırım getirememesi. Son dönemde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kınanmaktan öteye geçemedi. Geride kalan 77 yıl, dünyadaki krizlerin çözümü için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütlenmelerde somut değişikliklerin olması gerektiğini ortaya koydu. Kanada'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Araştırmada İslam düşmanlığını besleyen ağlar ortaya çıkarıldı. Profesör Jasmine Zine ekibiyle birlikte 127 sayfalık bir rapor hazırladı. Zine raporunda İslam karşıtlığının uluslararası bir endüstri haline geldiğini savundu. Bu endüstrinin merkezinin ise Amerika Birleşik Devletleri olduğuna işaret etti. İslam karşıtlığının bir endüstri haline geldiğini ifade etti. Bu pazarın sadece ABD'de 1,5 milyar dolar olduğunu söyledi. Kanada'da bulunan Wilfrid Laurier Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Jasmine Zine, bu piyasayı ABD merkezli kuruluşların koordine ettiğini ifade etti. İslam karşıtlığı endüstrisi Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Bununla sınırlı kalmadı. Kanada'ya, ayrıca Avrupa'ya ve diğer yerlere de ulaştı. Farklı gruplar bir araya gelerek propaganda yapmaya başladı. Bunu yapmak için de farklı stratejiler denediler. Profesör Doktor Zine, İslam karşıtlığı endüstrisinin ana aktörlerine dikkati çekti. Bu aktörler arasında da güçlü bağlantılar olduğunu söyledi. İslam karşıtlığı endüstrisi farklı aşırı sağcı gruplar, politikacılar, fon sağlayıcılar, kurum ve kuruluşlardan oluşur. Böylece ortaya ulusal ve uluslararası ağlar çıkar. Oluşan bu ağlar aracılığıyla İslam hakkında yanlış bilgiler geniş bir alana yayılır. Jasmine Zine, İslam karşıtlığı endüstrisinin oluşturduğu ağların ölümcül sonuçları olduğunu vurguladı. 2017 yılında Kanada'nın Quebec City kentindeki cami katliamını ve geçtiğimiz yıl Londra'da Müslüman bir ailenin kamyon saldırısında öldürülmesini hatırlattı. İki saldırının da aşırı sağcıların ve İslam karşıtlarının ellerinde gerçekleştirildiğini ifade etti. İngiltere'deyiz yeniden. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, annesinin gözü gibi baktığı atların bazılarını satıyor. 14 yarış atının bugün açık artırmaya çıkarılacağı açıklandı. Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük tutkusu atlarıydı. Sık sık onlarla görüntü verir, yetiştirdiği atlarla yarışlara katılırdı. Vefatının ardından tahta geçen oğlu 3. Charles'ın ilk icraatlarından biri bu atlardan bazılarını satışa çıkarmak oldu. Açıklama Newmarket kasabasındaki Tattersalls At Müzayedesi merkezinden geldi. Kraliçeye ait 14 atın açık artırmayla satılacağı duyuruldu. Müzayede merkezi, kraliyet ailesinin her yıl at satışı yaptığını, bunun normal olduğunu açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in atları 30 yılda 450'nin üzerinde yarışa katıldı. 70'i aşkın birincilikle kraliçeye 7 milyon sterlinden fazla para kazandırdı. Değerli izleyenler, Türk Kızılay ve Azerbaycan Aypara Cemiyeti canımız bir, kanımız bir sloganıyla kan verme etkinliği düzenliyor. Fatih Havanoz konuklarıyla bu kıymetli etkinliğin ayrıntılarını aktarmak üzere bizi bekliyor. Fatih, söz sizde. Türk Kızılay ve yine Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti'nin ortaklığında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nin destekleriyle yine önemli bir proje hayata geçiriliyor. Canımız bir, kanımız bir kan verme etkinliği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merkezi kan alma yine binasında gerçekleşiyor ve şu sıralarda da Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Sayın Cahit Bağcı da kan verme işleminde bulunuyor. Diğer taraftan Kızıl Aypara Cemiyeti Başkanı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde görev yapan yine müşavirler, kurum temsilcileri, Türk vatandaşları, Azerbaycanlı vatandaşlar ve yetkililer bu noktada bugün kan verme etkinliğinde bulunuyor.
Yanımızda da yine Kızılay'ın Azerbaycan temsilcisi Sayın Semih Bastı da var. Efendim, kameraman arkadaşım bu etkinlikten görüntüleri paylaşırken, çok önemli de bir proje. Yine bir dayanışma ve işbirliği projesi aslında. Neler söylersiniz? Türk Kızılay olarak Can Azerbaycan'daki faaliyetlerimizi Tımuzlu'yla sürdürmekteyiz. Bölgede birçok proje hayata geçirdik. Yetimhanelerde zeka oyunları kurulması, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi, sera projemiz vesaire. Bugün de kanımız bir canımız bir sloganıyla bir kan bağış kampanyası başlattık. Tüm Türk kurumlarımızı, temsilcilerimizi, öğrencilerimizi, üniversite hocalarını hepsini davet ettik. Bu önemli çalışmayı da düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, tabii Azerbaycan bir savaştan çıktı ve gerçekten bu anlamda merkezi kan alma bölgesinde, bölümünde, binasında burada kan aslında resurslarının, kaynaklarının artırılması gerekiyor. Bugün yine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ifade ettiği gibi kardeşliğimiz kan kardeşliğine dönüştü dedi. Müttefikliğimiz kan kardeşliğine dönüştü dedi. Önemli bir proje, anlamlı bir proje olduğunu ifade etti. Kameraman arkadaşım İlkin Umudov'dan rica edeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi Büyükelçi o noktada, diğer vatandaşlar o noktada ve burada yine Merkezi Kan Alma Teşkilatı'nın çalışanları harıl harıl. Büyükelçimiz Sayın Cahit Bağcı'dan da hemen fikirlerini, düşüncelerini almak istiyorum. Şu an yanına doğru geçiyorum. Gerçekten tek millet iki devletiz diyoruz. Acımız bir, kederimiz bir, sevincimiz bir. Duygudaşlığımız oldukça yüksek ama Türk Kızılay'ın Azerbaycan Kızıl Ay parayla birlikte aslında unutulmuş demeyeyim ama her gün farkındalığını yüksek tutmamız gereken bir meseleyi bir kez daha gündeme getirdi. O da kan bağışıdır. Kan bağışı vererek aslında kan kardeşliğini de bir anlamda sağlamış oluyor. Kim olursa olsun insanın ne zaman kana ihtiyacı olacağı hiç de belli olmuyor. Sadece deprem veyahut da terör saldırısı değil. Günlük hayat içerisinde hastanelerde çokça kana ihtiyaç var, trombosite ihtiyaç var. Bu yönüyle önemli. Biz bu farkındalığı yaratmaya bir destek, katkı vermiş olduk. Gerçekten ama en önemlisi de tabii ki tek millet olduğumuzu farklı şekilde, farklı yöntemlerle, araçlarla sağlamlaştırmak durumundayız. Bu da herhalde Türk milletini oluşturacak en önemli araçlardan bir tanesi de kan kardeşliği olsa gerek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hazırlık anlamında önemli bir çalışma olduğunu ifade edelim. Diğer taraftan Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinde aslında örnek bir projenin daha hayata geçirildiğini ifade edelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Fatih Havanos'a ve Türk dünyasının gündemini almaya Kazakistan'la devam ediyoruz. Ülkede bugün Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Bu yıl ulusal bayram statüsü alan Cumhuriyet Bayramı 13 yıl aradan sonra ilk kez kutlanıyor. Kutlamalar ve Kazakistan gündemiyle ilgili diğer ayrıntılar için Caner Salıbay'a dönüyoruz. Caner, söz sende. Teşekkürler Serpil. İzlerler. Evet, bugün 25 Ekim Kazakistan'da Cumhuriyet Bayramı. Ulusal bayram statüsünü alan bu gün vesilesiyle ülke genelinde büyük çapta etkinlikler yapılıyor. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev de vatandaşları tebrik etti ve Cumhuriyet Bayramı'nın ülkenin birliğini ve barışını güçlendirecek bir bayram olduğunu hatırlattı. Evet, sizin de dediğiniz gibi Cumhuriyet Bayramı 13 yıllık aradan sonra bu yıl ilk kez kutlanmakta. Başkent Astana'da Kasım-Jomart Tokayev'in katılımıyla Agorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ulusal bayrağı gönderecek töreni yapıldı. 1990 yılında 25 Ekim tarihinde Kazakistan'ın ilk devlet egemenliği bildirisi kabul edilmişti. Birlikte bildirgede Kazakistan devletinin dokunulmazlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kimliğinin güçlendirilmesi gibi devletin ilk ilkeleri yer almıştı ve Cumhuriyet Bayramı 25 Ekim 2001 yılında ulusal bayram olarak kutlanmaya başlandı. Ancak 2009 yılında ülkenin birinci Cumhurbaşkanının kararnamesi ile ulusal bayram statüsü
alındı ve Cumhuriyet Bayramı kutlanmıyordu. Bu yıl ise Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev Ulusal Kurultay'ın ilk oturumunda Cumhuriyet Bayramı'na ulusal bayram statüsünü geri verme ve kutlanma önerisinde bulunmuştu. Ve Eylül ayında Kazakistan Parlamentosu'nun meclisi tarafından konuyla ilgili yasa kabul edildi. Öte yandan 7. Kazak Barış Gücü Birliği Lübnan'dan döndü. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücü Lübnan'daki BM'nin geçici kuvvetleri misyondaki katılımını tamamladı. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yarım yıl boyunca Kazak askeri kontrol noktalarının organizasyonu, koruma üsteleri ve operasyonlarına katılım sağladı ve günlük muharebe eğitimlerine katıldı ve 8. Barış Gücü askerinin de Hindistan Birliği ile bir parçası olarak görevine yönlendirildiği açıklandı. Hindistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Barışı Koruma Birliği'nin bir parçası olarak yer alan Kazak askerleri 2018 yılından itibaren Lübnan'daki BM'nin barış gücü askerleri sırasında yer alıyor. Öte yandan Kazakistan'ın askeri doktrinesi yenilendi. Açıklamada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in askeri doktrine değişikliklerin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklandı. Ayrıca aynı zamanda Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve 2021 yılında Cumhurbaşkanı Tokayev'in yaptığı halka sesleniş konuşmasında ülkenin askeri doktrini yenileme talimatı verildiği hatırlatıldı ve açıklamada Cumhurbaşkanı savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin ve tehditlere karşı yanıtın hızlandırılmasının devlet için önem taşıyan öncelikler olması gerektiğini vurguladı ifadeleri yer aldı. Silahlı kuvvetlerin muharebe potansiyelini arttırmak, özel hareket güçlerinin geliştirilmesi de söz konusu kararname kapsamında planlanıyor. Bunun yanı sıra doktrin, devletin yeni tehdit ve risklerine yeterli düzeyde yanıt verilmesi için askeri potansiyel arttırmak için de bir dizi çalışmaların yapılması öngörüldüğü açıklandı. Ayrıca ülkenin yenilenen askeri doktrinisinin Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe girdiği açıklandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı biz de buradan kutluyoruz. Tekrar Janar teşekkür ediyoruz tüm gündem ayrıntıları için. Değerli izleyenler, Özbekistan'la devam edelim. Özbekistan'da Bilişim Teknolojileri Haftası devam ediyor. Bu çerçevede Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri yazılımcı şirketleri buluşması düzenlendi. Haftanın diğer etkinliklerinin detaylarını muhabirimiz Şahribek Alimov'dan alacağız. Şahribek, söz sende. Tarihi Semerkant bir önemli toplantıya ev sahipliği yapıyor. Aslında bir toplantı değil, birçok toplantı yapılıyor. Özbekistan Bilişim Teknolojileri Haftası başladı ve bugün bu haftalığın ikinci günü. Birçok toplantı ve etkinlikler bekleniyor. 22 etkinlik ve toplantı yapılmasını dün açılış konuşmasında dile getirdiler yetkililer. Ve Özbekistan, Orta Asya'nın ve genel olarak Asya'nın bilişim teknolojileri alanında bir merkezi olmayı hedefliyor ve bunun için gerekli adımlar atılıyor. Son 2-3 yılda Özbekistan hükümeti ve yönetimi tarafından birçok imtiyazlar ve kararlar alındı ve bunlardan biri mesela yurt dışından gelen bilişim teknolojileri uzmanları Özbekistan'da faaliyete başlarsa her türlü vergilerden muaf tutuluyor ve Özbekistan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmasını temin eden bir IT visa, yani bilişim teknolojileri özel vizası uygulanıyor. Bunun akıbetinde Özbekistan'a birçok ülkelerden bilişim teknolojileri uzmanları, özellikle Rusya ve Ukrayna ve birçok bağımsız devletler topluluğuna üye ülkelerden uzmanlar şu anda Özbekistan'da faaliyetini başladı. Taşkent'te IT Park var ve Semerkant'ta ve diğer bölgelerde de bunun benzeri merkezlerin oluşması için toplantılar yapılıyor, kararlar alınıyor. Aslında dediğimiz gibi bu hafta kapsamında birçok etkinlik yapılıyor ve Özbekistan'ın bilişim teknolojileri yönünde aldığı kararlar anlatılıyor, yine teşviklerde bulunuyor. Ayrıca Özbekistan genç nüfusa sahip bir ülke olarak, yani %60'ı gençlerden oluşan ülke olarak bilişim teknolojilerine daha çok önem vermeyi hedefliyor ve bunun için gençlerin İngilizce öğrenmesi, bilişim teknolojileri ve teknolojilerden haberdar olması için çeşitli okullar, merkezler açılıyor ve bugün yapılan, yani ikinci günde yapılan IT School, yani bilişim teknolojileri mektepleri, okulları
fuarında da bu imkanlar tanıtıldı. Ayrıca bu haftalık kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı ve Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkelerinin uzmanları, yetkililere katılım sağlayan bir toplantı yapılması bekleniyordu. Ve yarından itibaren Türk Devletleri Teşkilatı'nın bilişim teknolojileri yetkilileri, bakanlıkları toplantısı yapılacak ve Özbekistan ve diğer ülkelerle işbirliğinde Avrupa'ya ve Batı ülkelerine bilişim teknolojileri ürünleri ve hizmetlerini ihraç etmek için yeni işbirlikleri, yeni işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Ve dediğimiz gibi Özbekistan, Semerkant, tarihi bir Semerkant, son derece çağdaş bir alanda toplantıya ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor ve 5 gün boyunca bilişim teknolojileri uzmanları Semerkant'ta birbirlerini tanıyacaklar ve kendilerini tanıtacaklar diyerek sözü tekrar size bırakalım. Şahrubek Alimov'a teşekkür ediyoruz. Semerkant'ta Bilişim Haftası'nın gündemini, ayrıntılarını, programını dinledik kendisinden. Yeniden Ankara'dayız. Ankara'da Yusuf İslam bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserine katıldı. Yusuf İslam konserin ardından Başkan Erdoğan'a gitarını hediye etti. Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam Ankara'da sahne aldı. Konsere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde İngiliz sanatçı eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri Yusuf İslam'ın eşi Favziya Mübarek Ali ve oğlu Muhammed İslam da konseri izleyenler arasındaydı. 1977'de Müslüman olmayı seçen Cat Stevens olan adını Yusuf İslam olarak değiştiren sanatçı, konserinde birden çok unutulmaz eserini seslendirdi. Konserin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan günün anısına Yusuf İslam'a vazo hediye ederken sanatçı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konserde çaldığı gitarı hediye etti. Konser hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusuf İslam ve ailesini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Özellikle halk ozanımız Yunus Emre'den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, yılın ikinci ve son güneş tutulması bugün şu dakikalarda gerçekleşiyor. Türkiye'nin birçok kentinden de izleniyor. Tutulma yaklaşık 3 saat sürecek. 12.40 ila 15.05 arasında yaşanıyor tutulma. Güneşin yaklaşık %50'si ay tarafından örtülecek tutulma sırasında. 2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı güneş tutulması Türkiye'nin birçok kentinden görülebiliyor. Yaklaşık 3 saat sürecek tutulma en fazla %52 ile Erzurum ve Hakkari'den izlenebiliyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatan ve Yeni Çağ'ı başlatan padişah olarak tarihe geçti. Fatih'i resmeden ve dünyada sadece 4 nüshası olan antika madalyon Londra'da müzayedeye çıkarılıyor. Fatih'in ünvanının Bizans İmparatoru olarak yazıldığı madalyonu müzayede öncesi sadece TRT görüntüledi. Londra önemli bir müzayedeye hazırlanıyor. Çağı açıp çağı kapatan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği çok nadir bir madalyon Londra'da açık artırmaya çıkarılacak. Madalyonun üzerinde Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed yazısı dikkat çekiyor. Madalyon Londra'daki müzayede evi Christie's'te 27 Ekim'de satışa çıkarılacak. Christie's müzayede öncesi kapılarını TRT Haber'e açtı. Ve madalyon ilk defa TRT Haber tarafından görüntülendi. Madalyon hükümdar Fatih'in ölümünden sonra Napoli'de yapıldı. Onu bu denli önemli kılan ise Fatih'in ünvanının madalyon üzerinde Bizans İmparatoru olarak yer alması. Bronzdan dökülen madalyon Rönesans'ın en güzel portre madalyonlarından biri sayılıyor.
Onu İtalyan portre madalyonlarına çok benzeyen bir manzarada bir ata binmiş olarak görüyorsunuz. Ve ufukta Üsküdar olabileceği düşünülen küçük bir kale var. Madalyonun kenarlarında onu hem Asya'nın hem de Avrupa'nın hükümdarı olarak tanımlayan yazıt görüyorsunuz. 11,5 santimetre çapındaki madalyonun dünyada sadece 3 örneği daha var. Bunlardan biri New York'taki Metropolitan Müzesi'nde, diğerleri ise Oxford'daki Ashmolean'la Londra'daki Victoria ve Albert Müzelerinde. İtalyan heykeltıraş ve ressam Costanza de Ferrara'nın yaptığı bu madalyonsa Fransız koleksiyoner Charles Duprier'in ailesi tarafından mezata konuldu. Madalyon, İslam ve Hint dünyaları sanatı oryantal kilimlerle halılar müzayedesinde 40'la 60 bin sterlinden, yani yaklaşık 836 bin ile 1 milyon 250 bin lira arasında bir fiyattan açık artırmada yer alacak. Yunanistan topraklarında bulunan Osmanlı eserlerine her fırsatta saygısızlık ediyor. Yunan makamları bu kez Rodos Adası'ndaki Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürdü. Yunanistan, Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eseri kimliksizleştiriyor veya farklı amaçlarla kullanıyor. Yunan yetkililer bu kez Rodos Adası'nda yaşayan Türklerin manevi merkezi Murat Reis Külliyesi'ni hedef aldı. 2018'de Rodos Adası Anıtlar Kurulu'nun el koyduğu Murat Reis Külliyesi artık amacına hizmet etmiyor. İçinde cami, tekke binası, şehitlik ve türbelerin bulunduğu külliye müzik fakültesine dönüştürüldü. Külliye adadaki Türklerin düğün, sünnet ve mevlid gibi törenlerine de ev sahipliği yapıyordu. Rodos Adası yaklaşık 390 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kaldı. Ancak Yunan makamları Osmanlı emanetlerini korumak yerine yok sayıyor, tahrip ediyor. Araştırmacı, yazar, akademisyen Profesör Doktor Mübahat Türker Küyel hayatını kaybetti. Türkiye'de felsefe alanında önemli çalışmalara imza atan Mübahat Türker Küyel, felsefenin daha iyi kavranabilmesi için Orta Çağ ve İslam felsefesinin de hesaba katılması gerektiğini savunan akımın öncülerinden oldu. 1927 yılında Ankara'da doğan Mübahat Türker Küyel, Ankara Kız Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünden mezuniyetinin ardından burada doktora yaparak doçent ve profesör oldu. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı yaptı. Üniversitede 45 yıla yakın hizmet veren Küyel, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında sayısız öğrenci yetiştirdi. Müslüman dünyasının ilk kadın felsefeci akademisyeni olarak adını altın harflerle akademi tarihine yazdırdı. Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Küyel'in bu dillerde yayınları da bulunuyor. Küyel, 1994 yılı İlesam Üstün Hizmet Ödülü sahibi oldu. Derin bir tarih kültürüne ve birikimine sahip olan Küyel, Türklerin tarih boyunca ortaya koydukları felsefi düşünceyi açığa çıkarmak ve dünyaya tanıtmak hususunda emsalsiz bir emek ve gayret gösterdi. Türkoloji ve Sümeroloji çalışmalarıyla bütünleşen bir felsefe anlayışını benimsemiş ve ilim camiasına bu yönüyle de damgasını vurdu. Eserleri dünyanın sayılı kütüphaneleri ve akademilerinde İslam felsefesinin klasikleri arasında yer alıyor. 24 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da gözlerini fani aleme yumdu. Çin'e gidiyoruz değerli izleyenler. Çin'de geleneksel tıp ve modern kafe kültürü bir araya getirildi. Kafe görünümlü bir sağlık merkezinde bel rahatsızlıkları da tedavi ediliyor, cilt bakımı da yapılıyor. Merkezde ayrıca şifalı olduğu düşünülen bitkilerle harmanlanmış kahve ve tatlı gibi ürünler ikram ediliyor. Bir yanda geleneksel tıp, diğer yanda kahve ve yemek ikramı. İlk bakışta modern kafe zincirini andırıyor. Ama burası Çin'in başkenti Pekin'de bir geleneksel tıp merkezi. Beden ve ruhun bir olduğu kabul edilen geleneksel Çin tıbbında hastalıklar beden ve dış çevre arasındaki denge ve uyumun bozulması sonucu ortaya çıktığını kabul eder. İşte bu denge ve uyumun tekrar sağlanması için de çeşitli bitkisel ilaçlardan oluşturulan karışımlar kullanılır. Doktorlar hastaları muayene ediyor ve tedavi yoluna karar veriyor. Bel ağrılarını gidermekten cilt bakımına çok geniş bir yelpazede ihtiyacı binaen hizmet veriliyor. Tedaviye gelenlere şifalı bitkilerle harmanlanmış içecek ve yiyecek de sunuluyor.
Geleneksel tıp burada modern kafe kültürüyle birleşmiş durumda. Tedavi olmak için gelenler özel tarifelerle hazırlanmış kahvelerden de içebiliyor. Geleneksel tıp, Çin'de binlerce yıldır uygulanan tedavi yöntemlerine dayanıyor. Hastanelerde modern batı tıbbı esas alınsa da Çin'de son yıllarda geleneksel tıbba ilgi artıyor. İngiltere'de altın madalya ödülüne layık görülen Bingöl balığı coğrafi işaret aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun onaylanmasıyla coğrafi işaret tescil belgesi Bingöl Üniversitesi'nde törenle teslim edildi. Bingöl balığı Ağustos'ta İngiltere'de düzenlenen yarışmada altın madalya aldı. Kalitesi, aroması ve tadıyla adını tüm dünyaya duyurdu. Bingöl'de doğal yollarla üretilen bal için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan tescil başvurusu da sonuçlandı. Bölgenin zengin bitki çeşitliliği sayesinde prolin değeri yüksek olan bal coğrafi işaret aldı. Bingöl Üniversitemizin koordinasyonunda, öncülüğünde çok önemli bilimsel çalışmalar yürüttü. 2018 yılında başlayan bir süreç söz konusu. Bugün geldiğimiz noktada Bingöl balı coğrafi işareti olarak ülkemizde tescil edildi. Coğrafi işaret tescil belgesi Bingöl Üniversitesi'nde yapılan törenle teslim edildi. Bütün Bingöl'ün balı ile ilgili coğrafi işaret belgesi olmuş olduk. Bu noktada biz bundan sonraki süreçte de paydaşlarımızla birlikte hem denetimini hem de kalitesini artırarak devam ettirme süreçlerimizi devam ettireceğiz. Bu bizim için gerçekten çok sevinici bir haber oldu. Bundan sonra Bingöl balının tek hedefi daha da kaliteli bal üretmek açılarımızın hedefi. Tescil belgesi alınan Bingöl balının bölge ekonomisine katkısının da artması bekleniyor. Çok alıştığımız günlük hayatımızda hep kullandığımız bazı dijital uygulamalar zaman zaman sorun yaşatabiliyor değerli izleyenler. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bugün dünya genelinde bir erişim sıkıntısı yaşandı. Şirketin sözcüsü bir süre sonra yaptığı açıklamada sorunun giderildiğini duyurdu. WhatsApp üzerinden sabah saatlerinden itibaren uzun süre fotoğraf, video paylaşımı yapılamadı, mesaj göndermekte zorluk çekildi. Downdetector.com tespitine göre sorun daha çok Asya ve Güney Afrika ile İngiltere'de görüldü. Bir süre sonra erişim sıkıntısına dair WhatsApp'ın ana şirketi Meta'dan bir açıklama geldi. Sorunun çözüldüğü bilgisi verildi. Bu haberle birlikte Avrasya gündeminin de sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın saat 13'te yine dünyadan, Türkiye'den haberlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.